Esselatu ve selamu ala Resulüne Muhammed'i ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulüne Muhammed'i selavat. Bak, bir daha söyleyeyim. Şimdi hem de Resul dinlesin. Binada nöbetçi kaldı. Herkes derse gitti. Sensin. Namaz kılacaksın. Merkezi sistemle ezanı oku. Bu binada. Tetsin ama. Abi kimse yok. Kime duyuracağım? Sen de dinlememe. Teksin. Herkes gitti derse. Binada nöbetçisin. Namaz kılacaksın. Yatsı biz dersteyiz veya. Ya ben kime duyuracağım ki merkezi sistemle bütün binaya ezan kamet okuyayım, kamet de demeyin. Şimdi ders başlıyor. Abi dedi şunlar var. Kardeş, binada biz yokuz. Allah aşkına. Anladınız mı? Allah aşkına. Biz yokuz. Bizim arkamızda yani sizin arkanızda namaz kılanlar çok. Çok nurcu var. Melaike ve ruhaniyattan hariç. Çok. Ondan hariç. İtimat edin bana. Kur'an'a yemin ederim. Çok. Dershanede ezanı oku. Merkezi sistem. Abi onlar için duvar önemli mi? Hayır. Duvar değil de, duvar önemli değil ama mekan var. Bir de kastetmek var senin. Okurken kimi kastediyorsun? Mesela köpekler diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Köpeklerle çakallar, dağda köyde yaşayanlar bilir. Ezan okunurken bağırışırlar yani. Onlar cinlerin ve erva habisinin, aliyenin değil. Cinlerin kafir kısmı kaçışırken görüyorlar da ondan bağırıyorlar. Yuuu çekiyorlar onlar. Allah. Evet. Onun için burada derse gelmek kastettiğimiz kişiler de var. Parlada okuduk mu? Hatırlıyor musunuz? Bir Salih Nur'da cevabı yok mu sanki bunun? Sen bunu sen uyduruyorsun. Tamam, ben uyduruyorum. Dersimize başlamak. Ben mi uyduruyorum? Hiç mi okumuyorsunuz? Okumuyorsunuz veya okuyoruz da, efendim şey yapamıyoruz yani, buna intikal edemiyoruz. Bak, buna biz intikal edemiyoruz yani. Biz de zaten ders yaparken nurcuların bilmediği şeyi anlatmıyorum ki. Zaten bildiği bir şey var. Parmak basıyorum, parmak. Yani bu, şimdi bu noktadan bakın bakalım diyorum. Ama bu sadece çok yüzeysel okunur abi de onun için. Yani, kurban olayım ya, çok acayip bir tuhaf bir şey. Bak, bu noktadan bir yer. Hangi noktadan bakarsan öyle. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Resul ne diyecekti ki sana? Bu dersi dinleyenler yalnız insanlar değilmiş. Bak, cümle bu. 260. Niye, kim? Ustadım, kim? Ustadım, bunlar melekler midir? Ruhlar mıdır? Hayır Hasan. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki. Çok mahlukatı varmış. Zişur çok. Yani adet değil, sayı çok. Şöyle. Mesela hamsinin bir balıklar içinde bir adedi var. Yani bir ismi var ama nihayetsiz sayısı var. Yani Allah'ın zişur mahlukları çoktur. Yani sayısı manası değil. Ama zişur, cinler zişur abi. Melekler de zişur, cinler de zişur. Erva aliye, erva tayibeler, erva habiseler. Tam, man, dam, tam, test. Dan, han, man, tam, test. Can. Altı. Her bir tanesinde 1000 tane var. 6000 nev. Şu anda bilinen kazayı. Şeyin, Mevlana'nın Suyuti'nin söylediği, bunun kaynaklarını söyledim size. Can cinlerin çoğuludur. Can, dan, han, man, tam, test. Bir kısmı kansere vesile oluyor. Kısmı nefes darlığına, astına vesaire.
Kardeşim bunlar hastalık biyolojiktir, doğru. Sinirseldir, doğru. O siniri bozup da sinirin bozukluğun dışarıda ifade edildiği taraftır ve beşerin gördüğü yer. Göz bozulursa buraya bakıyor, hücre bozuk. Ama hücreyi bozan birisi var. Sinirleri bozan başka birisi var yani. Sen sinirleri görüyorsun, adamın elbisesi sinir. Neticeye göre sadece. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla böyle bakarsanız dershane, evler acayip. Mesela ben tuvalete gidince... tuvalete gittiğin zaman... Bunları düşününce... Erva Habise'yi düşün. Bir sürü, acaba hangileri var? Mesela... yapmayın diyor. Allah Resulü tuvalette. Kapatın veya namazda... Allah Resulü ömrünü hiç istememiş. Kapatın veya ağzınız, işte elinizin arkasıyla kapatınız. Çünkü bir sürü erva, habise var. Hangisi giriyor? Ama biyoloji ne der? Efendim vücudun oksijen ihtiyacı, bir anda bir şok gibi oksijen ihtiyacı varmış işte. Şöyledir, böyledir. Oysa birileri dürtüyor seni, tamam mı? Sinirlerine sinyal veriyor, böyle kanal açmanı istiyor. Bir boşluk meydana getiriyor. Ya birileri çıkıyor bir boşluk oluyor. Bak diyor ki Cenab-ı Hakk'ın zihru çok mahlukatı vardır ki hakaik imani, imani sohbetlerin istimağından okunurken yani dinlemelerinden, kendilerinin dinlemelerinden çok zevk alırlarmış. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemileriniz, dinleyicileriniz yani azız, çoğuz, çoktur. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet-i maniye, zemin yüzünün bir manevi zinneti ve medal-i şeref olduğuna işareten biri demiş. Esman reş, buret, bahre, zemin ki daret, yettu kes, yettu nefs, bahri huden, huda beren nuşinen. Farsça, Arapça değil. Yani semavat zemine gıpta eder ki zeminde halisenillah sohbet ve zikir ve tefekkür için. Sohbet, zikir, tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi Sani Zülcelal'inin çok güzel asarı rahmetini, çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek Sani Nesip Sedir'le düşünüp düşündürürler. Mesela Allah Resulü'nün dün hadisini şey yapmıştım. Diyor ki yatarken ayet-i kürsü okumak. Allah onun müekkel meleğini gönderiyor ve senin başında tüfeği almış omuzuna bekliyor sabah kadar. Sabah namazına kadar. Bir nöbetçi diker diyor. Başka bir hadis altında okudum, şey yaptım, altında yazıyor. Mesela Tebareke'yi okuyup yatana diyor, Allah Resulü vaat ediyor, kabir azabı yoktur. Kabir azabı yoktur. Yok. Haşa Allah Resulü şakadı. Yalan değil mi? Tövbe estağfurullah. Saati kul vadili mi? Tamam. Şimdi buradan bir ders yapacağız ama bir yazı geldi. O yazıya bir cevap niteliğinde bir şey yazayım. Şöyle söyleyeyim. Diyorlar ki bazıları bu meslek ve meşrep derslerinizden çok istifade ediyoruz. Ama biraz bizim alışmadığımız mı yoksa bizim bilemediğimiz, bak aynı bunu yazıyor Allah razı olsun, edebini kuruyor. Biz alışmadığımız bir şeyden mi sert geliyor veya bilemediğimiz bir şey mi var veya bilemediğimiz büyük bir cinayet mi işleniyor, bunda ne olacak desek diyemez misiniz? Böyle okuyup geçsen olmaz mı? Eyleme ve fiilen pek... isim söylemiyorsunuz, adres göstermiyorsunuz ama belli oluyor. Yapmasanız olmaz mı? Yani bilmediğim. Sevgili kardeşim, bir kere ben abi değilim. Kimseye rakip değilim. Affedersiniz. Böyle bir haşa, iddia edenlerin de karşısına her zaman dikilmişim.
böyle bir dava iddia edene kızıyorum. Çünkü tam bunu genç sizin çağınızda söylesem olur yani. Belki başlarında birileri var da rahatsız oluyor diye. Ama tam ben çağımdayım. 50 yaşındayım. Abi denilen yani bir müddebir, dershanede müddebir ama şeyinde Allah'ın koyduğu bir verdiği nimet. İyiken diyorum ki bunlara şiddetli bir şekilde karşıyım. Çünkü külliyat karşıdır. Bu Allah'ın insanlara koymamış olduğu bloku yani hürriyetini kısıtlamak diye şey yapıyorum. Allah'ın iradesine de zıt görüyorum. Hürriyet-i şer'iye zıttır. Kişilere Allah'ın tanımış olduğu hürriyeti kısmak veya Allah'ın tanımamış olduğu hürriyeti vermek ne kadar cinayetse haram yapmak, yapabilirsin demek ne kadar cinayetse Allah'ın serbest ettiği bir şey yapabilirsin de yapamazsın demek aynı şiddette cinayettir. Hürriyet-i şer'iyedir. Şer'i dairede hürsünüz. Hukukta eşitiz. Bunu fiilen de görüyorsunuz. Bak genç arkadaşlarım hiçbir şeysine, gelirine, giderine, nöbetlerine, meşveretlerine görüyorsunuz, karışmıyor. İcraat edin, bana ihtiyacınız olursa, maziden gelen tecrübemi kullanacaksınız, söylersiniz, öyle mi? Karışmıyor. Bak gene de bir mevzu görüşüyorlar. Mesela talebe yurdunu görüşmek için gittiler. Gidin kardeşim, beni meşgul etmeyin. Onlar sizin yapabileceğiniz bir şey. Beni meşgul et. Üç. Evet, sizin göremediğiniz cinayet var, ondan bağırıyorum. Nedir o? Hukuk ikiye ayrılır. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Şahsi hukukuma her türlü hakkımı helal ediyor. Küfredenlere, gıybet edenlere, galis tabir kullananlara, yer gök sahibi olan Allah şahit olsun, helal olsun. Küfredenler de. Hepsine hakkımı, ama hakkımı helal ediyorum bak, şahsi hukuk. Mütekilin vakti olsa, musamahası. Ama risalettir. Ama ben bu makamda, bu kisvedeyken, bu masada otururken Risale-i Nur'un hukuku çiğnenirse ben onun adına helal edemem. Mutekeli mal gayrı olursa bu saması amali talihtir, hiyanettir diyor. Öyle diyor değil mi? Beşame'de 94. maddede. Yani hakikat çekirdeklerin 94. maddesinde diyor. Hıyanettir. Lemalar 161'de de hizmet-i Kur'an'a taarruzdur diyor. Bu kardeşlerimiz hukukuna tecavüzdur diyor. Hakaik imaniye hürmetsizlik etmiş oluruz diyor. Ha? Umumi hukuk olduğu zaman ben bu Bediüzzaman'ın çorbası içtiğin için derim. Umumi hukuk. Yanlış yapılıyorsa. Külliyattan zarar verilmeyin. Bilerek veya bilmeyerek şahıslar pompalanırsa, şahıs öne çıkartılırsa, ben bunu Risale-i Nur şiddetle karşı çıktığı için sait yoktur diyor. Said'in dirayeti de yoktur diyor. Ha? Said yoksa Hasan zaten hiç yoktur. Mehmet, Ali, Hüseyin kimse olmaz. Ha, Risale-i Nur nazara verilmesini istiyoruz. Risale-i Nur'un dershanelerine, işleyişine zarar verildiğinden onun da umum hukukuna tecavüz, Risale-i Nur'a taarruz, Hizmet-i Kudüs'ün kutsiyetine taarruz etmiş olduğundan bağırıyorum, bu az bile. Az bile cinayet işleniyor, iştirak amal-i uğraviye tahrip ediliyor ve kişi de istifade edemiyor. Yeni gelenler de hizmetten uzak kalmasına vesile oluyor. Mesela diyelim ki yeni geldi birisi, umumi cumartesi, bugün cumartesi mesela akşam olacak. Benim mesela öyle bir davranışım oldu ki öyle uslubum, yani olmaması gereken, ben kendimden kaynaklanıyor, kendi anlayışına değil benim. Kaynak, onun soğumasına ben vesile oldum mu, onun bedelini kim ödeyecek? O adam uzaklaştı. Kim ödeyecek onu? Tam da onun imanı gitti, gidiyor, belki de düşman olacak mücedidliğe. Onun bedelini kim ödeyecek? O zaman, kardeşim, her şey hakkında kalması haktır. Hakkını aşarsa zulümdür. Mesela kadına diyor, sülüsü vermek, üçte bir vermek haktır. Yarı yarıya vermek zulümdür kadına diyor. Hani erkeğe de zulümdür, kadına da zulümdür. Allah'ın vermediği hakkı hak diyorsun. Yanlış.
Risale-i Nur dairesi içinde, bu durusu Kur'an içinde bulunanlar, bu ya bulunduca ya bu elbise giyeceksin, buna itaat edeceksin veya bunu çıkarıp çekip giyeceksin, ben değilim diyeceksin. Hoca Efendi hareketi gibi, ben Risale'den istifade ediyorum ama ben Risale'nin dusturlarıyla hareket etmiyorum. Tamam etmez. Bir şey demiyoruz. Süleymancılara bir şey diyoruz, tarikatçılara bir şey. Ama bu elbise giydikten sonra bunun içinde başka bir şey takip etmemem lazım. Koyun postunun içinde kurt olmamak gerekiyor. Aldatmamalıyız. 711 sözlerde diyor ki, yalan lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandıkları silahtır. 711 paragraf 5. Ama doğru, yani böyle, hayır. İki yerde müsaade edilmiş. Bir, karı kocayı barıştırmakta, iki, askeri de casusluk yapmakta. Başka müsaade edilmemiş. Başka edilmemiş kardeşim. Varsa göster. Yok, bilmiyorum. Gerçi olsa faydalı diyor. Yalana hiç yeri yoktur diyor. Ama faydası var. Gerçi olsa faydalı. Hatırladınız mı? Neyse uzunu. 711 paragraf 5. Şimdi sadakat şey yok. Sebat ve metaneti yaptık. 4. Gerçi bitmedi. Ama tamam diyeyim. 4 saat yaptık. Şimdi başka bir şey yapayım. Ben size sorayım. Bu mukaddeme olmuş oldu. Umumi hukuku koruma makamında kendimi hissettiğim için niye? Risale-i Nur ben yazdım. Risale-i Nur külliyatının hizmeti ben kurdum. Nurculuğu ben kurdum. Tamam. Kurduluğumu ben kurdum. Suffayı ben. Yani hepsini benim olduğu için ben bunları söylüyorum. Ya nasıl yapıyorsun? Nasıl sen kurdun? Kardeşim öyle hissedeceksin sen. Bu hizmet tamam benim diyeceksin. O zaman sen de bağırırsın. Yani bir başka bir şey hususi bir haletimi de ekleyeyim. Arkadaşlar, zahirle batını meşgul olan bir insan artık böyle kişiyi hasettir, gıybettir, kibirdir. Onlar olmaz. Yani bir sır söylüyorum size. Bir insan zahir dersiyle batını devamlı anlatıyor veya oralara işaret ediyor, kısmen aralıyorsa, bu batına kısmen aralamıştır. Kısmen aralayan bir insanın şu 4 sıfattan arınması gerekiyor şeytanlıktan. Şeytan Azazil'di. Şeytanı şeytan yapan, yani Azazil'i şeytan yapan, şeytan yaratmadı Allah şeytanı. Azazil'di. Şeytanı şeytan yapan şu: haset etti, kibirlendi, gururlandı, ben merkezli düşündü, olayları yorumladı ve Allah'tan ümidini kesti. Oldu şeytan. İşte bu tür kimlerde olur? Zahirde kalan insanlarda kısmen bu duygular olur. Ama batına geçen, umurun batınlarına kısmen dahi olsa, kısmen veya aralamışsa bu tür duygular olmaz. Varsa geçemez zaten. Onun için ballar balını buldum demiş, kovanım yağma olsun. Artık umurun batını, yani eşyanın hakikatına ve melekütü taraflarında devamlı konuşanların böyle işte o gitti, o geldi, çoğaldı, azaldı diye bir derdi yoktur. Dertleri olmaz. Öyle bir problemleri yoktur. Maddedir, çoğalmaktır, kadındır, şeyvi arzulardır. Onlar kısmen ne kadar alınmışsa o kadar oradan uzaklaşmış demektir. Uzaklaşmasa zaten bulamaz. Şimdi soruyorum size. Şey demiştin abi, bundan önce kebari yapacak demiştin. Kebair, he. Esasın değil mi abi? Bakayım. Hangi maddeydi? Mehmet bir şey de unutmuyorsun ya. Dedik falan hep ama o zaman şöyle yapalım. İhlas var, sadakat, fedakarlık var, sebat, metanet okuduk. Risale-i meslek dusturlarının değişmezliği. Siz derse geldiniz değil mi? Yok. Ha, yani belki beni beklemiyorsun. Yok. Tamam. Biliyorum, cumartesi şofet oldu. Ha tamam, cumartesi akşam oldu. Takvayı muhafaza ve bidatları terk var. Takva. Onu yapmadık galiba. Bunu demiştik, evet. Ama bakalım. Oo, güzel oldu abi. Takvayı muhafaza. Evet. Bidatları terk etme. Tamam, bunu yaparız ama bir bakayım başka var mı? İman kurtarma hizmeti esastır. Ciddiyet vakar esastır. İhtilaf çıkarmamak, tesanüt ve ittifak etmek esastır. İktisat dusturdur. Esas değil. Siyasetten uzak durmak dustur ve esastır. İstina dusturdur. İstinası yoksa nurculuktan düşmez, dusturdur. Çok acayip ya. Çok tuhaf ya.
Bir saniye dur, matematik yani. Bir çözdüm, tık 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 geliyor. Müsbet hareket etmek esastır. Acayip bir şey. Tebliğ ve neşir vazifesi esastır. Tarafkirliği terk etmek esastır. Adaveti terk etmek dusturdur. Enaneti terk etmek esastır. Riya, şöhret, teveccüh, nası terk etmek esas. Hubucağı terk etmek esastır. Su vermediniz bana. Arkadaşlar, yok otur. Şeval. Şeval tutmanız, hepiniz tutuyorsunuz. Ben bu arada bildirim diye dinleyici kardeşlerimize söylüyorum. Allah Resulü diyor ki, Ramazan'a bir güne Allah 10 gün veriyormuş sevap. Çarparsanız 30 gün Ramazan, 300 eder. 354, 365, kameraya göre değişiyor. Kalıyor 60 gün. Allah Resulü diyor ki, biri ondu. Şevval'da diyor, Ramazan'dan sonra 6 gün tutmak aynı Ramazan hükmündür gibidir. 10 çarpı 60, 600 yapar. 6 günde Ramazan'dan sonra Şevval'ı tutan komple bir sene oruçluymuş gibi. Ondan sonra pek beni o kadar diğer oruçlar iş yapmıyor. Abi Muharrem şöyledir, tamam kardeş. Ben seneyle ben her gün oruç tutmuyorum. Nasıl? Ben 6 günü tutunca diğerlerine nuruna da nur olur tabii. Ama ben senenin her gün oruçluyum. Her gün, her gün. 5 gün hariç, 5 gün ara. 300. Niçin 30, 60, 360? 365 gündür. Çünkü 5 gün oruç tutmak ara. Ramazan'ın birinci günü, kurbanın 4 günü ara. Ben her gün oruçluyum. Senenin her gün. Niye? Ben formülü bulmuşum kardeşim. Formülü bulmuşum. Suat da duysun. Eğer 6 gün Şevval'i tutan, oruçlu musun sen? Ne zaman tutacaksın? Tamam. Tamam. Şimdi 6 gün tutan 60 diyor. Aynı Ramazan'ın hükmündedir diyor. Allah Resulü haşa ve kella. Ya Rabbi kıyas için söylüyorum tövbe ya. Yalan söyler mi? Haşa. Mübalağa eder mi? Haşa. Allah'tan almadığı bir şey der mi? Haşa. İn huve illa vahyun yuha. O ne almışsa onu söyler. Dedi mi ki aynı Şevval'ın 6 günü Ramazan'ın hükmündedir. Şevval çıksın, istersen 6 günün yerine tam 60 gün tutman lazım. Eğer Şevval'da 6 gün tutarsan 60 gün. Allah Resulü böyle dedi. Panayır. Allah böyle diyor. Bazı fabrikalar da var. Satıyoruz, kapatıyoruz. Çoğusu yalan ama bazılar doğru. Kapatıyoruz. Satışları, imalat fiyatını. Tamam kardeş. Tamam. 6 gün mutlaka tutulacak. Mutlaka. Yani tavsiye ederim. Onun için bana dedi, abi Muharrem var işte Kadir gecesi, Mirat gecesi falan. Tamam kardeş, yok çok güzel işler tutabilirsin, tutacaksın. Ama abi ben zaten oruçluyum kardeş. Hangi oruçsuz günüm var ki? Abi nasıl ya, biraz önce yedik beraber. Ben yediğim halde oruçluyum. Niye? Ben merkezden işi çözdüm. Ağaçla uğraşmıyorum. Çekirdeğe girdim. Yani şevali tutmuşum. Şevali tutan bir sene oruçludur Suat. Sen de daha iyisin tabii. Bana değil. Bir sene Allah Resulü, ya Resulallah. Doğru söyledin. Sadak deme bir hakkına taktı. Duydu, işittik, iman ettik, itimat ettik, teslim olduk ya Resulallah sana. Elhamdülillah. Müsbet hareket, tarafkirliği terk etme esastır dedik. Havra'yı okuduk. Rekabeti terk etmek dusturdur. Bak iyi rekabeti esas değilmiş yani. Hubucağı terk etmek esastır. Menfi milliyetçiliği terk etmek İslam milliyetine dayanmak esastır. Dar ve geniş daire farklılığı esastır. Gaye sahibi olmak esastır. Nurcunun gayesi olacak. Hedefi olacak. Seni çok şeylerden koruyor. Etrafı görmekten mani oluyor bir kere. Şuraya bakan buluta, bak ben bulutu görüyorum. Çok harika bir bulut durmuş bak karşımda. Bak oraya bakıyorum. Bak tamam mı? Oraya bakıyorum. Şöyle bakayım. Burayı görebilir miyim? Evet, çok tuhaftı o da. Gaye sahibi olmak, hürmet etmek esastır.
hürmet etmek esastır, keyfiyet esastır, meşveret ve şura esastır. Risale-i Nur eserlerini esas almak, böyle arızalar da olacak tabii. Risale-i Nur eserlerini esas almak, nazarlar ona çevirmek, ona teslimiyetle kanaat etmek esastır. Şahsı değil kitabı esas almak. Ali Beyt-i Muhabbet esastır. Aleviyiz biz. Ali Beyt. Aleviler Ali Beyt-i Muhabbet'ini yaparlar ya, Hazreti Hasan'ı vurur falan. Koca bir sene istedikleri yaşarlar. Ondan sonra işte Muharrem'in ilk 10 gün, ilk 10 gününde zincirlerle vururlar, kanatırlar. Oysa felsefesi, düşüncesi, yaşantısı, giymesi, efendim ibadetinden bir gane. Böyle Ali Beyt Muhabbet'i mi olur? Hazreti Hüseyin nasıl yaşardı? Ne yapardı? Hiç. Ama kendi adı o. Olurmuş. Kendi adı durmamış ki. Hastar dairesinin varlığı Risale-i Nur'da esastır. Hastar. Vakf-ı hayat esastır. Dershane hizmetleri esastır. Hatta Kur'an'ı muhafaza etmek dustur değil esastır. Vazife ilahi karışmamak dusturu ve esastır. Şimdi siz takva dediniz, 82. sayfa. 4 sayfadır. 2 derste bitiririz inşallah. Takvası olmayanın nesi vardır? Takvası vardır. Nesi var dedi? Takvası var. Takvayı muhafaza ve bidatları terk etmek, nurun mesleği, hakikat ve sünnet-i seniye ve feraize dikkat ve büyük günahlardan çekinmek esastır. Takva olmaz. Gerçi daha önceki derslerde dedin ama bu takva dersi olduğu için önce takvanın içeriğine bir nokta evet, en azından. Evet, takvanın içeriği. Çok güzel. Takvanın içeriği. Ne anlamıştın daha önce de? Takvanın içeriği var mıydı? Zihin, irade, marifetullah falan bunlar evet. Demiştim. Bak, arkadaşlar. Portakal, zahir. Dilim, batın. Dilim, zahir. İçindeki madde, batın. Yani girdikçe zahir, batın. Zahir, batın gidiyor. Tamam mı? Şimdi takva, takvanın içerisinde ne var? Takvanın içini yarın. Yaralım. İçinde vicdan var. Vicdaniyatın imbisatı var. Yani vicdaniyatı inkişaf edenin ettiği nispetle takvada kendisini gösterir. Takva şeklinde. Bak daha biraz da gireceğim de. Yani mesela 302 şualar. Günahlar diyor uhuvvete ve tesanüde zarar veriyor. Günah alakası var ya. Adam günah işliyor, faiz yiyor. Kardeş, uhuvvet ve tesanüt, muhabbet, âli bir ruhun eyleme dönüşmüş halidir. Unutmayın, bir daha söylüyorum. Âli, kamil, kendisini irci, yani ya eyyühel nefsel mutmainne, irci, iba, irci, yani gir diyor cennete. Nefsel mutmainne, mutmain nefis. Yani kendine dönmüş, kendinle meşgul. Rabbini fark edip, tamam mı? Fark eden, kendisiyle meşgul. Başkasına zaman bulamıyor. Cennetine işte, niye cennetine gir diyor? Cennetine girdi diyor. Çünkü cennet nedir biliyor musunuz? O cennet bir şey değil. O cennet, cehennem onlar bir şey değil. Nedir? Değil nasıl diyorsun ya? Cennet bizden basittir. Cennet bize hizmet edendir. Takvaya geleceğim. Cennet de, cennet bize hizmet etme makamıdır. Cenneti küçültmüyorum, insanı büyütüyorum. Cennette insan ne yapacak? İnsana hizmet edecek değil mi cennet? Hizmet alan kim? İnsan. İnsan daha büyük. Cennet neymiş? Cennetten sonra Siddet-i Muntaha var. Siddet-i Muntaha son hudut değil, cennetin son hududu. Cennet bitti. Yani yok da sonsuz, sonsuzdur ama Allah'ın ilmindekini konuşuyoruz. Siddet-i Muntaha geri biraz daha, onun bir üstü nedir? Siddet-i Muntaha'nın daha bir üstü nedir? Daire-i hayattır. Daire-i hayatın üstü nedir? Daire-i ilimdir. Daire-i ilimden daha üstü nedir? Arştır.
Arştan daha üstün nedir? Levh-i Mahfuz'dur. Levh-i Mahfuz Cebrail makam. Cennete girdi. Ama arş azama geçemedi Cebrail. Bak, Cebrail'le Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'ta cennete girdiler mi? Girdiler. Cehennemi gördüler mi? Gördüler. O zaman Cebrail girebildiğine göre Cebrail'in altındadır. Cebrail'in seviyesindedir yani. Ama Cebrail oraya cennete girerken arş azama giremiyor. Bir adım atarsam yanarım dedi. Cebrail'in girdiği yer var, giremediği yer var. Cennet girdiği yerdir. İnsan ise Miraç'ta giremediği yere giriyor. İnsan. İnsan Siddet-i Muntaha değil, Kab-ı Kavsen'dir. Kab-ı Kavsen'le Siddet-i Muntaha karıştırmayın. Muntaha tabiri kaldatıyor. Muntaha cennet mekanının nihayeti. Bakın bu mantığı yakalayın. Cebrail'in giremediği yer var, girdiği yer var. Bir daha gidiyorum. Cennet. Siddet-i Muntaha. Daire hayat, daire ilim, arş, lef-i mahfuz. Cebrail burada olduğu için buna girdi. Ama Cebrail'in bir üstü, yani arş az, lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz, Cebrail makamı. Lef-i mahfuzdan bir üstünde var. Arş-ı azam. Arş, lef-i mahfuzun altında. Arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam. Hududu, nihayet hududu, cennetin nihayet hududu, Siddet-i Muntaha olduğu gibi, arş-ı azamın nihayet hududu, Kab-ı Kavseyn, imkan ve vücub ortası, ölüm ve raket makamı. Cebrail ne dedi? Bir adım atarsam yanarım ya Muhammed. Ama cennete giriyor. Ama Muhammed geçiyor. Yani bizi temsil ediyor. Emanet yanındadır. Biz vardık. Biz miracımızı yaptık mani. Anahtar vardı. Tamam, nur vardı. Emanet vardı yanında. Emanet bizdik. Bütün mevcudatın ibadetini götürdü. Ne getirdin ya Muhammed? Kullarımdan, mahlukatımdan. Onların tesbihatlarını, zikirlerini. Ettehiyyatü el mübarekatü salavatü teybatü lillah. Hani 6. şua. Allah da sen mi bunları bana getirdin? Ben de sana şahsıma uygun kullarımın en nihayet verebileceğim nimet de şu. Namaz hediyesini veriyor. Namazla biz salata giriyoruz. Salata girince de şuhut oluyor. Allah oluyor. Namaz, peki Allah'tan gelen namaz ne bizi böyle şey yapıyor? Namazın ruhumuz alışmamış ve namazı tanımadığımız için. Şimdi sevgili kardeşim, takva o Kab-ı Kavseyn'den ta dünyadaki şeye kadar. Yani ayak. Ayak, alem-i şehadet. Takken şu Kab-ı Kavseyn. Görüyor musun kafa? Minare işte. Kubbe, cami. Tamam şu Kab-ı Kavseyn. Ondan sonra arş-ı azam yani bu. Kafa, lef-i mahfuz. Allah Resulü'nün ifadesiyle kalp, arş. Kafaya bak aynı sıra. Lef-i mahfuz. Arş-ı azam. Takke arş-ı azamı simgeliyor. Onun için İmam-ı Şafii sokakta takkesi dolaşanı mahkemede ve nikahta şahitliğini kabul etmiyor. Çünkü arş-ı azamsızsın sen. Lef-i mahfuzlusun. Arş-ı azamın yok. Bak arş-ı azam. Kadının tesettürü arş-ı azamdır. Simgedir. Başörtüdü gibi gözüküyor. Ama hakikattaki kaynağı arş-ı azamı simgeliyor. Kafa lef-i mahfuz. Allah Resulü kalp, Kabe, arş aynıdır diyor. Ondan sonra daire hayat, hayat zemini, daire ilim, yani daire kalp, daire ilim, daire hayat da affedersiniz büyük abdestten dört parmak yukarıda belideki o soğanlık var, düzlük. Merkez orası. İki ayak ne simgeler? Zahir, batın, mülk, melekut. Hakikat, mahiyet. Hakikat, mahiyet. Amenu ve amilu salihat. İman, İslam. Ayakta duruyor. İnşallah bir ara gireriz. Parmaklara da, büyümlere de ne demektir? Giriyorum ama. Ama kaldırmazsınız.
bir yerde yaptık da ondan sonra bana yap artık biraz kendime yasak et. Ayakta biraz bahsettim. Abi bilgi alanına giriyor, lazım bana. Şimdi takvaya giriyoruz. Takva bu bütünlüktür. Bütünlüğü dingine getirmektir, dengeye getirmektir. Muhakeme ve muazene getirmektir. Takva. Demek ki uhuvvet, tesanüt, takva, ihlas, âli, kamil bir ruhun eylemdeki dönüştürüyor. Ha, takvanın arkasına geç. Kamil bir ruh. Peki daha, yani vicdan. Vicdanı da içine gir. Zihin, his, irade, latife-i Rabbani. Yani takvanın temel yapısı şu. Takvalı adam nasıl takvalıdır? Şunlar varsa sonra takvalıdır. İrade. İbadetullah'a dikkat ediyorsa, sünnet-i seni uyuyorsa. His. Muhabbetullah. Yani kalbinin bekçiliğini yapıp Ayşe, Fatma, Dolar, Hasan, Hüseyin'e çöplük haline getirmiyorsa bunu. Zihin, marifetullah, aklını çöplük haline, lavabo haline getirmiyorsa, lavabo hali, lavabo demek. Lavabo tuvalet taşın Anadolu'da da bazı yerde lavabo derler, lavaboya çıktı. Tuvalet veya en masum ifadesiyle el yüz, abdest, yaptığımız, sümkürüldüğümüz lavabo. O delik ne diyor o delik su tahliye eden su? Diyor ben vallahi seni şey yapmıyorum yani ne gelirse kabul ederim. Lavabo demek. Her şeyi içine alıp kabul etmiş yani. Hani Soma'da ne yadı da toprağı kabul etmemiş. Yani böyle olma diyor. Lavabalı demek lavabo gibidir. Ya her şeye atılan bir adam lavabo olur. Onun da deposu fasılatif kuyusudur. O zaman da onu temizlemek için belediye santrifüj lazım. O da cehennem. Lavabo, lavabali. Yani... Lavabalı kim adam? Yalakalı. Bilin her şey var. Lavaboda her şey var. Lan. Her çiçekte giriyor. Tabii ki her şey var. Çünkü lavaboda her şey girdi. Sümük de girdi. Bilmem de nereye girdi. Hepsi de girdi. Her şey var orada ya. Kanalizasyon kuyusuna bakmadım. Her şey var lan. Lavabalı. Çok ağır konuştum. Ben ağır değil kardeş. Biz tabirin arkasını dolduruyor. Lavabalı lavabalı konuşma kardeşim derler. Yani ne oldun be değil. Lan karmasın ya. Bir muayyenleşse. Bilirim senin ne olduğunu. Kanalizasyonda her şey bir tek su ama nedir ya? Hüfz-ı sıra lazım kaynaştırılsın. Demek ki takvalı olabilmek için irade, his, zihin, latife-i Rabbani mukayyet olan. Yani iradenin vazifesi ibadetullah yani sünnet-i seniye. Hissin vazifesi muhabbetullah yani kalbine mukayyet olma. Allah'ın sevdik dediklerini sevmek, nefret et dediklerini nefret et. Üç, zihnin marifetullah yani ilim yapmak. İlimin de bir tanesi sormuştu, hatırladınız mı? Eskişehir'de birisi vardı. Abi ilim maluma tabi. Abi buraya gelmiştim bunu da söyle dedi ya. Lan bir iki saniyede bulur mu? Olur. Ne olmasın? İlim maluma tabi. Allah'ın ilmi, yar ilmini, gir içireye, ilimde ne var? Abi ilim var. İlimde malumlar var. Yani ilim, neyin ilmi var? Kafamda ilim var. Neyin ilmi var? Binanın ilmi var. Ağacın ilmi var. İlim canlı ve ruhludur. Öyle malumat değil yani. İlim canlı ve ruhludur. İlmin içine yararsanız ilmin içindekine de malumat denilir. Zarf ve mazhu. O zaman ilim malumat abi. Bu üçünü yapan Resul ne kazanır? Yaptığı nispetle Latife-i Rabbani'sini işlettirmiş olur. Latife-i Rabbani işlerse Allah şuhut edilir. Allah şuhut edilir. Allah şuhut edilir yani. Ben nerede kaldı? Latife-i Rabbani. Onu konuşuyorduk değil mi? Ha. Allah Allah. Allah'ın selamı selamı. Tamam. Gel. Tamam. Neyse. Tamam mı? Şimdi ondan ileri müsaade edeyim.
Takma 4 tane. Kusura bakmayın, bazen sıfırlanıyor beyin. O da anlıyorum ki konuşma. Bu, tamam mı? 4 tane. Bundan daha ileri biraz geçeyim diyecektik. Latife-i Rabbani'yle müşahede durmak. Evet, o kadar. O kadar. Bu üçünü yaşayan buradan Latife-i Rabbani'si şey yapar. İnşallah bir cevher dersi yapacağım da. Bu akşam belki yaparız. Haritalı ders, cevher. Allah Allah. Ya. Nasip et. Allah hakikaten tanrı ya. Kurtaramıyorum ki. Bu kadar tanrı. Allah ne kadar lezzetmiş. Ne kadar hoş. Allah bu dünyada böyleyse ne olur orada. İnşallah cevher yaparız, orada biraz anlatırız. Eğer kendimizi kontrol edebilirsek. Yani takva bu dördünü tamasamun ediyor. Nereden çıkarttın? Bu beş anayı ver, isteyin. Takvanın içini yırt diyor. Ben bir tanesi şey, niçin biliyor musun? Ya diyor, kaynak söylüyorsun, Allah razı olsun. Ondan çok memnun oluyoruz ama. Bazen de diyor, bunun da istiyorum kaynağını diyesim geliyor diyor. Ben hep kaynakla meşgul olsam bu sefer şey yapamam. Ama gene bu çok mühimdir. O kardeşime duyurulur. Takvanın içinde sen dört taneyi nereden çıkarttın? Bak, nereden çıkarttın sen? Vicdanın anası erbası. Vicdanın dört anası erbası. Vicdan denilen şeyin dört temel esası. Aynı zamanda ruhun dört havası. Havası. Havan batsın derler. Hava yapma. Lan. Hava. Neyse. Neymiş? İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Her birinin bir gayetül gayeti var. Bak. İradenin ibadetullah, zihin marifetullah, hisin muhabbetullah, latifenin müşahedetullah. Takva denilen, buradan çekiyorum bak. Takva denilen ibadeti kamili dördünü tazamun eder. Şeriat şunları hem tenmi hem tesip hem de gayet-i gayet-i sever. Şeriat ne yapar? Bunları uyandırır. Hedefini gösterir. Hedefine giderken malzeme verir eline. Yani iradene malzeme verir. İradene hedef gösterir. Seni iradeni belirler. Ortaya çıkarır. Senin böyle bir şeyin var der. Hedefini tayin eder. Hedefine giderken malzeme verir. Şeriat. Takma da dördünü çalıştırmaktan ortaya çıkan kamil şey. 136 Hutbe-i Şamiye. Yani işte bunu içini yırt, içine gir diyorum. Ya tasavvufi manalara gerek yok. Bu Nurcu'dan duyması beni çok derinden üzüyor. Hasan'a eleştiri yapacağım diye Risale-i Nur'un ince ve güzel manalarını ortaya çıkmasına düşmanlık yapıyoruz bilmeyerek. Risale-i Nur ince ve derin manalarını tefeyyüz etmemize mani oluyor bilmeyerek. Maalesef. Sırrı bilinmez sislerle Hasan'a karşı çıkacağım diye meslek derslerinin yayılmasını istemiyoruz. Yani nurculuk bilinmesini istemiyoruz demek oluyor netice. İnce manaları söylüyorsun bunları. Ya yar, vicdanın içini yar. Ne var içinde? Ya bırak kardeş. Tasavvufi manaları bırak. Niye biliyor musun? Üstad yarmış ama. Yazsın. Ustadı dinleyin ki. Yarmış, üstada yarmış. Ha yarmış. Yarsın. Kardeş, biz işimizi geleni alırız. Eğer bir hakikat duyuluyor da o duyulan hakikat beni sorgulamaya vesile olacaksa duyulmaması lazım. Eğer ben meslek ve meşhep derslerine kim karşı? Bunlardan kim rahatsız olur? Bunlarla yaşamaya kalkan nurcu beni sorgulamaya kalkarsa diye endişesi olan karşı olur. Benim yaptığım bir şeyle beni sorgulamayacak mısınız? Abi yukarıda böyle demişti. He? Niye biliyor musun? Şunu diyeyim de tamam. Meslek ve meşrep, laika derslerinin yayılmasına kimler karşı biliyor musun? Mecliste hırsızlığa ait kanun çıkmasına, ağır kanun çıkmasına kimler karşı olur? Hırsızlar. Hırsızlar.
Tamam. Lazcası bu. İnce manaların çıkmasını kimler çıkmasını istemiyor? Mecliste hırsıza ait kanun çıkmasını istemeyenler. Aynı tip, aynı kanun. Menfaatleri elden gittiği için. Biliyoruz, tamam. Dikkat etsin. Bir daha söylüyorum o cümle hep diyeceğim. Ben seni aldattım, itimat ettim bana, bu kisveme, buna inandın. Biliyorsun değil mi o şeyin, Süleyman Aleyhisselam zamanındaki o mahkemede, o kuş. O öldürdü ya, kanadını kırdı. Kanadını kırdı. Ondan sonra senin de demiş mahkemede, kısasa kısas, kol onun kanadını kırdın demiş, sakalı. O da kuş, sen de Süleyman Aleyhisselam, senin kanadın olan bir kolun kesilecek demiş, yaptığın. Tamam, o kuş demiş ki, ey Allah'ın peygamberi, ben ondan bir şey, ben mahkemede bir şey istiyorum. Buyur demiş. Tamam, kanadımı, şey, benim kırıldı kanadım. Ama başkasının kanadını kırılmamasını istiyorum. Onun bir kolu kesilirse, gene başkasının, başka bir kuşun kanadı kırılır. Ben başka bir şey istiyorum. Söyle, ne istiyorsun demiş yani. Tamam, kesildi. Kol kesilmesinden istemiyor kuş. Adamın kolu kesilmesin. Benim kanadım buna, ha bu kesildi. Diyor ki, ben onun sakalına güvendim. İslam, Müslüman olduğuna itimat ettim. Ne olur eli kesilmesini, sakalını kestirin mahkeme kararıyla. Çünkü diğer kuşlar itimat edip de yere inmez. Bu Müslüman bana bir şey yapmaz diye ben inmiştim. Allah, o benim diyor taş attı, kanadımı kırdı. Ben ona güvenmiştim diyor. Müslümandır diye. Ha, o zaman başkasının kırılmaması için gene ötekisi kolu var, kırar. Ama Müslüman olduğunu, olmadığını görürse yukarıdaki inmez diyor. Ya, ne olur? Kuş bize dahil buna. Evet. Ondan sonra adamı öyle yaptılar. Sakalını kestirdiler. İslam'ı kisveden çıkarttılar. Bu sözümü ilan ediyorum. Ne olur? İslami sakal, cübbe, tesettür, çarşaf, kisvesi altında olanların ruhu da keşke böyle olsaydı. Olanlar var. Cümlemi devam ettiriyorum. Bir daha söylüyorum. Zahirde gözü dolduran insanların kisvesi gibi keşke ruhları da öyle olsaydı. Ve keşke çırıp çıplak açık gezip de namazını ve orucunu tutan bacım kardeşlerim de keşke işleri gibi dişleri de öyle olsaydı. İnançları gibi olsaydı. Öyle kardeşlerim var ki benim yavrularım, kız kardeşlerim. Açık ve açık kendisini hissediyor. Ne bileyim çalıştığı yerden, anne babası okulda vesaire. Ama içi imanla dolu. Dolu dolu iman. O halinde memnun değil. Üzülüyor. O kız evlatımız üzülüyor. Keşke Allah onu açın. Allah da şey yap. Onun işleri gibi yapsın. O, biraz açalım. Allah razı olsun. Bak bu klima şey yaptı. Bak şu motor şimdi bizi çok rahatsız ederdi. Şu anda o şey oldu halde, değil mi? Şimdi aslında azar gidiyoruz Resul. Yavaş gidiyoruz ama doldura doldura gidiyoruz gibi geliyor bana. Güzel güzel. He? Güzel güzel. He. Nuru Mes, yani belki sıkılıyorsunuz. Abi bir paragraf okuyorsun ama bak Emir daha 1-241 ama güzel abi ya. Sünnet-i Seniye'ye gireceğim şimdi. Yok çok güzel abi. Sünnet-i Seniye diyoruz ama Sünnet-i Seniye'yi bilmiyoruz. Sünnet-i Seniye nedir? Allah Resul'ün söylediği, sustuğu, yani birisi yanında bir şey yaptı da susarsa o da sünnettir. Tasdiktir, sükut. Söylediği, yaptığı, takındığı tavırlara sünnet denir. Sünnet denilmez. Sünnet diyoruz da seniye. Ne demek bak? Sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu da çok önemli. İçini dolduralım. Dikkat edin 11. lema da bunu anlatıyor. Dediğimi anlatın bak. Şey, bu dediğimi bakarsınız görürsünüz. Hulasa 11. lema. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe Allah lanet etsin. Diyor mu? Yok. Ben istisna diyor mu? Demiyor. Allah Allah. Ama kadın da peygamberimizin sünnetine uymak zorunda değil mi? Evet. Kadın erkeğin sünnetine uyamaz. Peygamber dahi olsa. Ne biçim konuşuyorsun? Evet. Çünkü fıtratı farklı. Ama peygamber sünnetine uyacak. İyi dinle şimdi. İyi dinle.
Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti doğasından, erkekliğinden çıkan değildir. Nedir o? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den, Muhammed miratında, merhamet, Muhammed aynasında Allah görünür daim. Ondaki şey, edebeni Rabbi fa'asinti, Allah'ın kullarından istedikleridir. Kendi istiyatifiyle, iradesiyle, yani hissiyatıyla, erkeklik duygularıyla yaptıkları değildir. Hulukul Kur'an'dır. Kur'an'a kadın erkek uymak zorundadır. Ya Ayşe, ya anamız, Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Hulukul Kur'an. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an ahlak. O zaman onun aynasında gözüken Kur'an'dır. Onun gözüken aynasında kainattır, fıtrattır. Yani şu, Allah'ın dışında yaratılan arş-ı azam, bakın arş-ı azam, lef-i muhafız, arş, daire-i ilim, daire-i hayat, lef-i muhafız, ispat, alem-i erva, alem-i salaymana, ne kadar varsa cennet, cehennem, hepsi, hepsini Allah bir şahısta topladı, aynada. Ehadiyet, Nur-u Muhammedi'de, Muhammed'de. O bütün kainattaki adetullahı, Allah'ın sünnetullahı, sünnetini, sünnet Allah'ın icraatı demek. Allah'ın bütün kendisinin dışında, Allah'a kendisinin dışında yarattığı her şeyin adı sünnetullah'tır. Allah'ın adetullahıdır. Adetullahı, adet ilahisidir. Bu adetullahını, sünnetini bir şahsa cem etmiş. O şahıs da onu içini dışarıya gösterince sünneti seniye olmuş. İkinci sünnet. Fıtratın izharı. Yaratılışın komprimi. O zaman ona uymak, onun beşeriyetine değil, Allah'ın rızasına uymaktır, fıtrata uymaktır. Kadın da fıtratı oradadır. Kadının fıtratı da var. Çünkü Kur'an'dır o, canlı Kur'an'dır. Fıtrattır. İşte fıtratın ifade edildiği zemine sünneti seniye, ikinci sünnet. Fıtratın ifadelenişi, fıtratın eyleme dönüşü, fıtratın uygulanabilir hale gelişi demektir. O zaman biz onun beşeriyetine değil, ama beşeriyetine de bir şey yapalım. Kurban olayım diyecektim, diyemeyeceğim. Çünkü Allah kendisine bile, Allah bile bana kurban olmayın diyor. Kurban istemiyor. İsmail'i kurban etmedi. Ettirmedi. İnsana o kadar değer veriyor Allah. Beni, insanı kendisini kurban yapmıyor. Kurban olduğum Allah diyoruz ya. Bir tabirdir yoksa şunu dememek. Bazen geliyor veya. Kurban olduğum Allah değil ya. Ha kurban et. Nefsini kurban et. Arzularını kurban et. Hasedini kurban et. Tamam mı? Ama insan kendisi kurban olmaz. Çünkü Allah istemiyor. İsmail'i kaldırdı, koç verdi. Onun yerine bunu kabul ediyorum. Senin yerine bunu kabul ettim. Bir kurban psikolojisini yapacağız inşallah. Daha çok şey yapacağız. Sünnet-i seni de tamam. Nur'un nesliği hakikatmış. Hakikat nedir? Hakayık eşeği sabit etin. Duramıyorum. Çok antika şeyler ya, tabirler. Hakikat esma-i ilahiyedir. Esma-i ilahiyenin komprimi insanda cem olmuştur. Onları inkişaf ettirmek esma yoluyla müsemayı bulursun. İşte hakikat mesleği demek esma-i ilahiyenin bize koymuş olduğu numuneler var. İmam-ı Gazali'ye göre 4000. Allah bildiği esma var, kimseye dememiş 1000 taneymiş. Gazali öyle diyor. Allah biliyor, peygamberler biliyor, 1000. 1000 tane de. Allah biliyor, peygamberler biliyor, başka kimse bilmiyor. 1000 tane de öyleymiş. Allah biliyor, peygamberler biliyor, melekler de biliyor. Hani o her melek değil. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. 1000 tane de öyle. 1000 tane de kainata tecelli ettirmiş. 4000. Bunun hulasası kim? İnsan. İşte bu hakikat, bunun hulasası insan hakikattır. Yani Cenab-ı Hak. Hak, hak olan Allah hakkını gösterdi insanda. Ne çıktı? Hakikat. Marifet.
ilimle marifet başkadır. Allah alimdir ama marifetullah sahibi değildir. İman-ı billah, iman-ı billah'tan sonra marifetullah. Marifetullah bize ait. Allah alimdir. Allah ilim sahibidir, sıfat. Alimdir, esma ama marifetullah değil. Marifetullah kulların varabildiği meratiptir. İlimdeki seviyedir. Seviyeyi gösterir. Allah için marifetullah sahibi denmiyor. İnsan için deniliyor. İman-ı billah, iman-ı billahın usul esası marifetullah. Marifetullah'ın sonra lezzetullahiye, değil mi? Anlatıyor. Allah alimdir ama marifetullah sahibi değil. Alim sahibidir, ilim sahibidir ama marifetullah. Marifetullah da marifet kesbettin, yürüyebildiğin, görebildiğin, varabildiğin makam demektir. Meratip demektir. Esmanın meratipleri demektir. Mazariyet demektir. Mazariyetin hulasası demektir. Tabirler doldurursa. Ama ben ilimle marifetullah arasında şu bu 10 saniye olmadığı daha izah etti mi? Ben inanın belki de 10 gün vermişim. 10 gün bu lafı diyebilmem için. Allah alimdir ama marifetullah sahibi değildir diyebilmek kaç saniye aldı? İnanın itimat edin bana. Ne 10 günü? Kaç gün vermişim? Bak işte dinlemez bu çağırır. Hakikat neydi bizim mesleğimiz? Nuru mesleği hakikatmış. Yani esma yolu. Müsemaya gitmek için. Esmanın bize bıraktığı nümuneleri inkişaf ettirme. Tamam mı? Bu hakikat. Direkt Kur'an. Mesela 25. sözü okuyunca vay be ustada bak ya. Veya gözünü kapat, rabıta yap. Ustadı böyle hayalet bağlar. Haydi oku. Oradan feyiz gibi. Hayır. Ustadı ben de talebeyim. Bizim karşımızda Allah var, Kur'an var, Resulullah var. Hiçbir berzak yok. Said Nursi de benim gibi talebedir. O da okuyor. Okudum okumadım. Okudu. Said Nursi de talebedir. Bediüzzaman Said Nursi'nin o Risale-i Nur'un gelmesine vesile olan, zemin olan ruhudur. Said Nursi başka, Bediüzzaman başka, Risale başka. Elhamdülillah. Allah. Bediüzzaman Mehdi Resul'dur. Risale-i Nur Müceddit'tir. Müceddit. Said Nursi Nur talebesidir. Üstad şahsen hal nasıl bir araba bu? He? Madden tek kişi gibi gözüküyor ama manen onun... Ne kadar farklı? Çok çok farklı. Çok. Said Nursi de talebedir. Kendisi söylüyor. Kendisini söylediğini söylüyor. Çok aşık. Kibriyat çok hoşuma gidiyor. Ama alfabesini böyle çözdün mü, okurken duruyorsun, hakim, nurun mesleği. Allah Allah, ne meslek varmış ya. Esma yok, esmaymış. Esma yolu. Birincisi, hakikat, nurun mesleği. İki, sünnet-i seniye. Üç, farzlara dikkat. Dört, büyük günahlardan çekilmek esastır. Büyük günahlar ne? Katil, şarap, kumar, silah-ı rahim, zina. Katil silah-ı rahim. Katil silah-ı rahim nedir biliyor musun? Anne babaya şey yapmak değil. Hukukullah, Allah'ın dediği gibi yaşamak. İki, hukuku Resulullah, sünnet-i seni ittiba etmek. Hukuku asfiya, asın imamına, müceddidini bulup onun cemaatinde olmak. Sonra bunu yapan zaten vicdanı inkişaf eder. Hukuku muttedeyim valideyim. Dindar anne babanın hukuku. Anne babanın hukuku bunlarla çatışırsa kale alınmaz. Oğlum kalma dersen, oğlum namaz kılma. Benim anne babam razı değildi kalmaya. Her anne baba olduğu gibi mürüvvetini, evlenmesini görüyordu. Şey görmek isterdi. Benimkiler hiç şey yapmadı. Hiç yok. Ben bu uçağından erdikten sonra sen baba, ben de. Hepimizin tercih açtır. Allah benim müstakil kılıyor. Sen bilirsin. Tamam. Feraize dikkat. İşte bu cennet yolu bu kardeş. Hani eskide diyordum, Nur talebeli haşir meydanında cehennemi görmeden gidecekler cennete. Bu işte. Bak yapayım. Namazını tadil erkanla kıl.
akabinde tesbihatı yap. 5-10 dakika her gün Risale-i Nur oku. Haftada bir defa en az derse git. İnan. Cehenneme gitmeden geçeceksin cennete. Allah nasip edecek mi? Hiç endişe etmesin. Gideceksin. Çünkü günah fazla. Tabii fazla. Ama günahın sebabından hariç bütün cemaatin hasenatına ortak oluyorsun. Ne ile? An şartla. Tesbihatı yaparak. Tesbihat yapamayan o günkü nur talebelerinin hasenatına ortak değil. Mesela değil mi? Sabah namazında tesbihat yapmadın. Sabah ile öğlen arasında bütün nurcuların hasenatına mahrumsun. Öğlen yaptın. Öğlenle ikindi arasındakilere sebabına ortaksın. Allah Allah. Duymamıştım abi. Evet. Bağ yok ki. Alo. Kontör yok. Ya kart yok. Demir. Veya ev telefonu. Kablo atmadın. Ya kardeş biraz kontör yükselseydin ya. Tesbihat yükleseydin kardeşim. Tesbihat yapsaydın. Kontör yükleseydin kardeşim. Kontör yüklesin. Alo. Tamam kardeşim. Geç 3G'ye. Bir seyredelim birbirimizi. Sonra da tesbihat. Hat çekmiyor. Ha tesbihat. Hat. Vah 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 vah. O da bizim gibi manyak. İlk defa duydum, çok hoşuma gitti. Tesbih, had, hudut. Haddini belirlemek aynı zamanda. Tesbih, had. Yani bu had değil, haddini, hududun, neredesin sen, kimdensin? Kendini bir yerde ifade etmenin adıdır tesbihat. Ben oradanım, oralardanım, onlardanım, cemaattanım demekmiş. Ama hat böyle çizgi bağ düşünmemiştim ama tesbihata şey ciddi. Hat yani yerini belli etmek. Kendini onunla tanımlamak. O zaman ne az kılıyorsun? Derse gelmezsin. Tesbihatı yapmazsın. Aa. Evet dost alır. Dost şeyliğinde alır. Ama o dost çevire demiyorum. Ben nur talebesi dedim. Dostların cehenneme gitmeden demedim. Nur talebesi. Kardeş de demedim. Nur talebesi. Nur talebesi. Nur talebesi farklıdır. Dost namaz kılıyor. Nurcular iyidir. Kardeş ise şahıslarla nurculuğa bağlı. Yani usta büyük adamdır, seydadır doğudaki ve büyük adamdır, davası da doğrudur. Demek, bunu bizdeki uygulanış nedir? Abilerle nurculuğa bağlı. Nurculuktan dolayı abiyi sevmiyor. Abilerden dolayı, yani şahinle şahıs, tarikatçı gibi. Sen direkt buna bağlanacaksın. Senin abin budur. Senin abin emir dalaykasıdır, sözler abidir. Utbe-i Şami abimdir. Benim öz abim var diye başka abilere hakaret etmiyorum ki. Değildir o benim abim. Ne yapayım? Benim abim Sözler abidir. Ama o abi de yaşlı abidir. Müdebir abidir. Ha onun makamı yaşlıdır. Müdebirdir. Hizmet etti. Bize yemek koydu önümüze. Çay koydu. Ders yaptı. Tabii ki abimizdir. Biz Müslümanız ya. Terbiyesiz miyiz ya? Yani yediğimiz çanamı şey yapacağız. Önümüze çay getirmiş, kapıyı açmış, bize ders yapmış. Elbette ki ayakları başımızın üzerindedir. Ama bu muhabbet nurculuğu bozmamalı, haddini aşmamalı, kaynak olmamalı. Ayna olmalı, güneş makamına geçmemeli. Şartıyla. Ben buradan konuşurum. O Hasan abi demeseydi falan. Tamam Hasan, Hasan'ı sev ta ki bu vesileyle sana geliyorsa. Ama Hasan'ı kabul etme. Yani kaynak kabul etme. Ben kaynak değilim. Anladım anlatıyor. Ben size kapıyı açtımsa, önümüze çay verdimse gençler, ben buradayken geldiniz. Yani o dolayısıyla elbette ki vefa var ya. Vefa için, vefasızlık için usta mahkemata ne diyor? Gavri inni nama çekildi diyor. Gayz ve feveran başladı diyor. Yani toplumsal bir çöküntünün bir sebebidir. Vefasızlık. Vefamız var ama haddinde kalsın. Resulullah'ı çok severiz. Haşa. Mahlukiyattan çıkartma. Mahluktur. Allah Allah. Tek tapılacak şey Allah'tır. Sahibimiz O'dur. Resulullah çok iyi Allah'ı gösteriyor diye mahluktur. Her şey haddinde kalacak kardeşim. Yani haddinde kalıp ifade etme kendini tesbihat.
had. Büyük ezan okundu. Büyük günahları da size Silah-ı Rahim'den bahsettim. Katl illa adam öldürmek değil, intihar etmek de içine giriyor. Öldürmek. Kendini, nefsine şey yapıyor. Ondan sonra zina. Bu aslında rezil bir sıfatı. Maalesef. Maalesef. Ondan sonra evet, çok mühim. Dine zarar verecek bidatlara taraftar olmak. Yedi kebairden bir tanesi. Değil mi? Görmek isteyen olursa sayfasını söyleyeyim. Kaçtı? 335'ten. Kaç? 335. 335. Senin dediğine bakayım. Hakikaten orada mı? Evet, doğru söyledin. Tamam. Barla. Yani dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Nerede yazıyor biliyor musun bunu? Fetevâ-i'n diye cilt 6 sayfa 486'da. Peki bida nedir? Hani Allah Resulü diyor ki bida cehennemin köpekleridir diyor. Ben diyor mulbisine, mulebisine, rezil, kepaz, her şey, herkese diyor şefaat edeceğim ümmetimde. Ama bida eline hayır. Yani dinde olmayan, aynı Resulullah diyor. Dinde olmayanı, dinde gösteren olanı da inkar eden. Bunlar cehennemin köpekleridir diyor. Nurculukta da bida ehli var. Nurculukta olmayanı nurculuğa sokan, olanı da bilerek inkar eden nurcuların bida ehlidir. Nurcuların vehabileridir bunlar. Nurcuların içinde nurcu vehabi var. Nurculuğun vehabisi var. Olmayanı var, varı da yok gösteriyor. Kapatıyor yani. Şöyle yapıyor. Kapatıyor. Onun için bir de dine zarar verici bidalara taraftar olmak. Büyük günahlar işlememek. Yani büyük günahlar nurcu işlemez. Kağıt. Okuduk mu şeyi? 7 tanesini sayayım. Okumadım. Zihnim nerelerde dolaşıyor ya? Ne zaman alacağım ben onu aşağıya? Kurtaramıyorsun ya. Bazen ben de muzdaribim. Tuvalette bile bunları düşünüyorum. Ya olsa mikro. Acayip bir şey yani. Devamlı meşgul edersen Suat. Bırakamıyorsun. Ondan sonra unutmayayım diye yatağımın yanına koyuyorum bu masayı, böyle tekerlekli ya. Biliyorsun. Ha, buraya koyuyorum yatağım burada. Kalkınca hemen açık şey. Yani dolayısıyla meşgul oluyor. Meşgul olunca da hakikaten hoş oluyor ama bu tür zararları da oluyor bak. Şu anda mesela bunu açacağım, okuyacağım diye açtım. Kapattım. Çok okuduğun için şey oluyor işte. Zannediyorum ki herkes de anladı bunu. Bak. Kebair çoktur. 52 tane kebair var. Ulema 52 dedi. 52 hulasalandırdı ustad. 7'ye indir dedi. Ne o? Katl. Adam öldürmek, intihar etmek. Zina. Şarap. Yani sarhoşluk böyle. Esrar, eroin, hepsi. Sigara da gidiyor mu abi? Yok. Aşağı. Sigara yok. Öyle bir şey yok. Sarhoşluk vermez. En çok bir mekruh diyen alimler var. Çok az. Diğerleri ot demiş. Öyle şey yok. Ama devlet ve hükümet gidiyor. İşte sigaranın içinde tam bu kadar şey yapıyor. Ama içkinin kötülüğünü anlatan yok. Oysa her sene 10-15 kişi Türkiye'den fazla insan boğulur denizde. Ama her sene içkiyle boğulan binlercedir. İçkiyle patlayan, içkiyle sirozla ölen, içki vasıtasıyla ölen yüzlercedir. İçki de sudur, deniz de sudur. İçkiyle boğulan daha fazla. Hukuku valideyn, yani kat-i silah-i rahim, müminler arasındaki bağı koparmak. Haset, kibir, ben merkezde düşünmek, tamam, ümitsiz olmak. Kat-i silah-i rahim, cemaatla, cemaat diyorum, meşrep demiyorum. Cemaat, nur cemaati bir tanedir, nurculuk. Gruplar cemaat değil, meşreptir. Niye meşrep var? Bütünlenmek için. Bölünmek, bütünlüğümüzü tamamlamak içindir. Mektep okuyanlara söylüyorum. Aç şunu. Ben de şey yaptım. Tepeme şey getirdim. Tepe bir şey. Mitoz bölünme var. Çocuk anne karnında.
Mitoz bölünme 1, 2'ye, 2, 4'e, 4, 16'ya katı ile bölünür. Peki o hücre bölünmese ne olur? Çocuk olur mu? Çocuk olmaz. Mitoz bölünmek insanı meydana getirmek için. İçini mesela tek hücredir insan, tek hücrede meydana gelmiş. Bölünüyor ki, bölünmek demek içini dışa etmektir. Ve dışarıda kendisini bütünlemek için bölünür. Tamamlamak için bölünür. Mesela bir hücredir, bir spermada bir hücre. İkiye bölünür. İki dörde bölünür katıyla. Dört on altıya bölünür. 16'nın karesiyle bölünür. Çıkan da karesiyle bölünür. Ama ben oldum. Eğer benim hücrem, mitoz, anne rahimindeki mitozum, aslım bölünmeseydi, ağacın çekirdeği gibi olur, hiçbir şey olmazdı, atarsın. Yakmaya işe yarar. Ama toprağa attı ki bölünsün. Neye bölünsün? Dağa, dala, budağa, çiçeğe, kokuya, renge, kütüğe, estetiğe, renge çıksın. Yakalım aynı zamanda oldu. Duman da çıksın. Yani çekirdek içerisi bölünür. İçi bölünür ta ki dışarıda bütünlenmek için. İçinin güzelliğini tamamlamak için. Çekirdeğin içindeki güzelliği ben nereden bilecektim? Bilinir mi? Bilinmez. Neyle bilinir? Ağaçla bilinir. Ağaç olması için çekirdek bölünmesi lazım. Bölünmek tamamlanmak için. Çünkü niye? Hakikatin meratibi nihayetsizdir. Nurculukta mana mertebesi sonsuzdur. Esma yoluyla ya, hakikat mesleği ya. Dolayısıyla esmanın da nihayetsiz mertebesi var. Bir insan bir meşrep, nurculuğu bir tamamiyet gösteremez. Bak ben Rüştü abinin yanında mıydım? 16 sene. Rüştü abi bunları okuduğu zaman şeyleri, mesela laikaları, daha çok sosyolojiye kayıyor. Rüştü abinin şeyleri. Ben daha çok psikoloji, ruhsal tarafıma gidiyor. Hani psikoloji derslerimiz var ya böyle sitede. Hep böyle kayıyor. Bak ben o tarafı elinde dedik ki ya, sünnet-i seni öyle demez. Allah Resulü'nün adetleri der. Ama benim işim benim elimde değil. Sünnet seniye, seniye sünnet, seniye sünnet, sünnet seniye. Tesbihat, tesbihat, hat, tesbihat. Bu ne böyle? Bunlar yani böyle tuhaf. Şimdi mesela oku ne dedik bu oku kuvali müminler arasında bağ yani cemaat uygulayalım bunu. Burada diyor hakikati. Her bir cemaat nurculuğun bir güzelliğini gösteriyor. Bu cemaat değildir, meşreptir. Yani Hamidiyedir, Suffadır, Kurdoğludur, Sungurabidir, Meşferettir, Zeytinburnu grubudur. Fethullah Hoca'nın şeyidir vesaire. O da ondan besleniyor kısmı. Ama sözlerle hareket ediyor. Lemalara göre şey ediyor. Emir daha göre etmiyor mesela. Ama yani bunlar meşreptir. Cemaat değildir. Komple bütününe cemaat denilir. Bütününe Hasan denilir ama kulağına Hasan denmez. Eline Hasan denmez. Dolayısıyla oku kuvaliden kat-i silah-i rahim. Yani müminler arasında. O zaman nurcular içinde taassup yapan bir cemaat, bir meşrep sahibi, diğer meşreplere sahip taassup yapan Risale-i Nur'u anlamamış. Anlamışsa tefeyüz edememiş. Tefeyüz etmişse de hazmedememiş. Hazmedememişse de kucaklama gözükmemiş. Sonra son şeyi okuyorum. Kumar, yalancı şehadetlik, 711 sözler, 5. paragraf, yalan, lafz-ı kafirdir. Yalancı şehadetlik, şehadet, iftira etmek, birbirini itham etmek, aman yarabbi, hele cemaat içinde gayri müteşir var böyle, alimlere, önde gidenlere iftira takmak, iftira yapmak, en masum şeyle Allah onun belasını verdi. Niye verdi? Allah'ın şöyle bir şeyi var, kim benim kulumun gizli adetini gizlerse ben de vaat ediyorum, söz veriyorum diyor Allah. Onun gizli günahları şey yapacağım. Kim benim bir kulumun gizli ahvalini dışarı ederse ben onu da haşi meydan resil rüzva ederim. Resil rüzva ederim. Ki hele hele bir de böyle bir şey yoksa iftiraysa Allah belasını verdi onun bir.
Bela vereni bulamadınsa Allah belanı verdi bil. Hele bu alimse diyor, benim şey söyleyeyim size, bunu göstermem lazım size de, şunu arkadaşlar, bende gayrimüteşir var, şunu görüyor musunuz? Şu kağıdı. Bak, Barla 267'de Eyyuhubi'udukum lahme ayet var ya, iftira, gıybet. Onda ustad koymadı, kesti. Osmanlıca'da bundan aşağı şey üstünü almayın dedi. Bak bu da, görüyor musunuz? Şu da gayrimüteşir, şu da gayrimüteşir. Burada geçiyor. Diyor ki, hele hele bu önde gidenlerdense, hele hele efkarameye, ümmeti Muhammed'e mal olmuş insansa, hele ehli ilimse, ondan sonra bunlar ta Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlara yapılan iftira makamında cezası görecek. Bak burada koymamış, hikmetini bilemiyorum ama ben kendi onu Osmanlıca'ya çevirdim, Latince yazdım, yapıştırdım. Bu, burada iftira, yani yalancı şahadetlik. Yalancı şahadetlik, iftira. Allah belanı verdi bil. Hele alime, efkarameye mal olmuş adamsa, plakalı insansa, ümmet-i Muhammed bundan istifade ediyorsa, önden gidiyorsa, onun kusuru dahi olsa, onu gizleyen, onun vesile olduğu seviye kadar bunun günahı gizlenecektir. Olsa bile bakın. Bak bir daha söylüyorum. Meşhur ve bilinen efkar amede bundan istifade ediliyorsa, bu insanın gizli ahvalini bilip eğer gizlenirse onun yapacağı, yani yaptığı bütün hizmetlere aynen ortaktır. Bir tamam ya. Çünkü o eğer doğru dahi olsa söylense yapacağı tahrip direkt dava yapılacak tahriptir. Çünkü bir beşeri aşağı indireceğim derken davaya hücumdur. Bilmeyerek. Doğru dahi olsa söylüyor. Çünkü umumi hukuk değil bu. Şahsi hukuktur. O şahsın günahıdır. Onu karıştırma. Dersin başına abi söyledin ama yani söylemekle. O umumi hukuk. Bu şahsi hukuk. Dine zarar verecek bir dalara taraftar olmaktır. Hakkınızı helal edip zaman aldık. Ama Emir da layıkası 1-241'den okuduk. Takva kolay bir iş değil. Ama 2 ve 3. ders dikkat ederseniz daha hızlı gidiyoruz. Çünkü niye? İlk ders adeta tabirleri dolduruyoruz. Tamam? Tabirleri doldurduk mu daha bundan sonra takvayı içini doldurmayacağız. Takva dersi yapacağız. Belki de 2 ders ama 3 ders bundan sonra her 12'de yapıyoruz. Onun için fazla ilerlemedik de üzülmeyin. Vahir davahümenilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.